Evet, Sivasspor maçına geldik şimdi. Bu maçı simüle edeceğiz abi. Bu maçı oynamayacağız. 1-1. Önemli değil. Yani tabii ki galip gelmeyi isterdik ama önemli değil. Şimdi ise Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Bakalım Şampiyonlar Ligi finalinde ne yapacağız? Bu arada Manchester United UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olmuş. Onları da tebrik edelim. Eğer ki olur da Şampiyonlar Ligi kupasını müzemize götürürsek inşallah Süper Kupa'da rakibimiz. Aa ama ben transfer olur. Aa o zaman bak şimdi ya. O zaman hani ah be vallahi üzüldüm şu an. Fenerbahçe ile Süper Kupa şampiyon olmak da var normalde. Tabii finali kazanırsak yani. Liverpool'da bu arada UEFA Konferans Ligi şampiyonu olmuş. Ama nasıl desem, United'a transfer olsak bu sefer United formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynamak biraz tuhaf olacak. Vallahi arkadaşlar şu an gerçekten çok karmaşık duygular içerisindeyim. İnşallah kazanırız ve inşallah öyle bir derdimiz olur. Burada Milan iç saha formasını seçsin. Maç yok ya, deplasman formasını alsınlar. Yoksa ben seçemem, edemem. Düzgün oynayamayız. Olmaz yani. Müthiş bir heyecan var. Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe tarihinde ilk defa final oynayacağız. Fenerbahçe-Milan Şampiyonlar Ligi final mücadelesi başlasın. Şampiyonlar Ligi finalinde, of çok iyi ya. İşte bu stat 50-50 oluyor ya, çok güzel. Old Trafford'dayız. Manchester United'ın sahasındayız. İzleyelim lan. Komple izleyelim. Ama göstermedi bir şey. 7.5 ile oyna. Mağlup olma tabii ki de yani. Ve en az kaleye bir şutun olsun diye. Kaleye en az bir şutun olsun. Biz animasyon falan göstermeyeceğim mi? Göstermedi. Allah kahretsin. Finaldeyiz ya. Bizi bir atmosfere sok. Neyse, Şampiyonlar Ligi finali başladı. Başarılar Fenerbahçe. Başarılar Muhammed Gümüşkaya. Korneri kullanacağız galiba. Benden çıkmış. Hayret, neyse. Anlamadım ama neyse. Bright Osay Samuel. Osay Samuel geri oyna. Pasını oyna. Bende kaldı. Valla finalde gol atmak müthiş olurdu ama öncelik takım. Öncelik takım. Çok güzel geldik. Maalesef pozisyonu golle sonuçlandıramadık. Erken bir gol bizi inanılmaz rahatlatır. Üzerimizdeki baskıyı bir an olsun, biraz da olsun azaltır yani. Şimdi ilerliyoruz. Yerden orta mı? Yüksekten orta. Biraz uzağa gitti. Müthiş bir şut. Top dışarıda. Harika bir şut geldi. Bright Osay Samuel'den. Tuttursa finale yakışır bir gol gelecekti. Konuşamadım da burada. Rahim. Spikerlik yapmayacağım. Oyuna konsantre olmam lazım. Oyuna konsantre olmam lazım. Araya gir. Araya gir. Helikas mı lan o sakatlanan? Rebic. Rebic geldi. Rebic pasını oynadı. Top dışarıda. Rahim topu dışarıya vurdu. Pelkas sakatlandı galiba. Evet, Pelkas sakatlanıyor. Şanssız bir an onun için. Bir an aklıma Muhammed Salah geldi. Sergio Ramos'un Salah'a yaptığı hareket geldi. Top dışarıya çıkmadan yakaladık. Çalımımızı attık. Güzel bir şut gelir mi? Yuh be. Sanchez'e çarptı top. Duvar gibi ya, duvar gibi. Dal dal dal. Çok güzel. Sakin, sakin bak. Sakin. Faulü kazanıyoruz. Topu istemeyeceğim. Kim ince bana oyna. Teşekkür ederim. Hemen sana oynayacağım. Vur vur vur. Bir dakika. Orta, kafa, kafa gelmedi. Pasını oyna. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Direkten döndü. Finalde gole çok yaklaştık. Direkten döndü top. Ah be. Ah be. Lütfen offside olmasın. Çok güzel. Serdar dursun. Ah, alır mıyız topu? Aldık. Ne yapıyorsun sen ya? Lan gol pozisyonundayız. Sen ne yapıyorsun ya?
İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci pasını oyna. Desteğe geldim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ama olmadı. Sövmeyeceğim ya, sövmeyeceğim ya. Adam topla sahayı turladı lan. Bir de onun şutu dışarıya çıkmış. Ben kornerdir en azından dedim ya. Abi o kadar kötü nasıl vurdun ya? Garanti olsun diye pas oynuyoruz. Lan yine de yaranamıyoruz. Söyleyeceğim. Allah zor tutuyorum kendimi. Yemin ederim zor tutuyorum kendimi. Vurmuyorlar ya. Vallahi vurmuyorlar ya topa. Osay Samuel iki kez yaptı bunu bu maçta. Bak vallahi bu maçın telafisi yok. Bu maçın telafisi yok. Bu maçın telafisi yok. Ben bir şeyler yapmasam sanki siz yapmayacaksınız hiç. Yine canım çıkacak ama neyse yapacak bir şey yok. İstediğim topu aldım. İçeriye kadar girdim. Ortayı yapacağım. Geçmedi. Rebic dakika 72-73. Abi adam gidiyor. Biri durdursun şunu ya. Biri durdursun. Ferdi geri oyna. Ben topu istemek için bastıydım. Şu Osay Samuel çok salakça oynuyor. Vallahi var ya. Çok salakça oynuyor. Sakın. Sakın ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? İstedim, istedim. Sizin Allah belanızı vermesin ya. Abi vallahi elimde olsa bastırın diyeceğim de elimde olan bir şey yok. Bastırın, lütfen bastırın, lütfen. Hadi abi hadi. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Hadi yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Hadi. Hadi, 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 hadi abi hadi, lütfen ya, lütfen, kaybetmeyelim, lütfen, en azından maçı uzatmalara götürelim. Oyna, oyna, ne yapıyorsun Mesut, oyna, çıldıracağım, yemin ederim çıldıracağım ya. Hoca 10-15 dakika uzat be. Abi çok zoruma gidiyor, çok zoruma gidiyor. Çok zoruma gidiyor ya.
Çok zoruma gidiyor ya. Kaçan pozisyonlar, direkten dönen toplar. Osay Samuel, senin bu maçta yaptığın gerizekalılığı hayatım boyunca unutmayacağım. O kupa bizim olabilirdi. O kupa bizim olabilirdi. Tebrikler. Yapacak bir şey yok. Direkten dönen bir topumuz var. Onu tabii ki de şut olarak algılamadı. Şut, yani şut olarak saymıyor. Onun dışında olmadı ya. Olmadı. Nasip de yokmuş. Nasip de yokmuş. Ama şimdi toparlanma vakti. Çünkü şimdi Galatasaray'a karşı kupada final maçına çıkacağız. Şampiyonlar Ligi'nde maalesef finalde mağlup olduk. Umarım Milan bizi transfer etmek ister. Gideriz. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildik bu arada. Buruk bir sevinç. Şampiyon Milan oldu. Pelkas 4 hafta yok. Öf. Ya ne kadar desek de böyle işte hani geride bırakalım falan diye olmuyor işte ya. Şampiyonlar Ligi finaline kadar gelmişim. Orada yeniliyorsun. Yani arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Tabii ki de o maçı nasıl desem yeniden başlatabilirim. Yenildik ya. Yeniden başlatabilirim. Şampiyon olabilirim. Sizi kandırabilirim. Ama ben böyle yapmayı sevmiyorum. İstemiyorum. Yani neysek o. Yenildik mi? Yenildik. Bitti. Kazandık mı? Kazandık. Zaten sıkıntı yok. Ama yani yenilmeyi de bilmek lazım. Yenildik. Bitti. Ya gerçekten üzülmeme geldi değil ya. Vallahi üzülmeme geldi değil. Yani Şampiyonlar Ligi finaline kadar gidiyorsun. Ondan sonra yediğimiz gol de gol olsa ya. Allah. Pis pisine gittik. Bütün sezon boşa gitti. Neyse arkadaşlar, Galatasaray'la oynayacağımız kupa finaline çıkalım şöyle yavaş yavaş. İnşallah en azından bu karşılaşmadan galip ayrılırız ve sezonu 3-2 ile kapatırız. Hadi bakalım. Başarılar Fenerbahçe, başarılar Muhammed Gümüşkaya. Kupada final mücadelesi başladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndayız. Yağmurlu bir akşam. Konsantre olalım. Bu maçı alalım. Osay Samuel ileriye git. Osay Samuel ileriye git. Çüş. Nasıl offside? Neyse, ben oynamaya başladığımda offside yoktu. O yüzden şaşırdım. Cagne. Çağlayan. Oğulcan'dı galiba değil mi adı? Vurutan. Topu ağlarda.
Ya söyleyecek bir şey bulamıyorum ya valla. Hadi toparlanalım, hadi toparlanalım. Ne yapıyorsun lan? Nasıl bir dönüş lan o? Ya Ozan Tufan, özellikle sen çekeceksin şutun ya. Seni gördüm, seni gördüm. Lütfen. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Allah'a şükür. Birbiri bulduk. İnşallah ikiyi de buluruz. Geri oyna, geri oyna. Çok... Ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Nurutan. Şimdi Oğulcan Çağlayan. Miha Zayt. Serdar Dursun ileri oynadı. Brighto Samuel'e. Brighto Samuel orta yap. Orta güzel. Şut gelir mi? Müthiş bir gol geldi. Müthiş bir gol geldi. Harika ötesi bir gol geldi. Çok güzel bir gol geldi. Çok güzel. Yani en sonunda atmak istediğimiz golü attık. Hem de böylesine anlamlı bir karşılaşmada attık. Çok güzel. Nefis bir vole geldi. Topu istedim, şimdi bomboş pozisyondayım. Bomboş. Gömeceğim. Şutu gömdüm. 3-1 öndeyiz. Dakika 31. Aklım hala Şampiyonlar Ligi finalinde. Yemin ederim aklım hala orada. Üzdü ya, vallahi üzdü o karşılaşma. Yani oraya kadar gidip de kupasız dönmek koyuyor insana. Bu arada arkadaşlar, bu sezonun son karşılaşmasını oynuyoruz. Ligde daha fazla maç var mı bilmiyorum zaten ama varsa da oynamayacağız. Çok güzel pas geçti. Vallahi geçti. O Ozan Tufan. Ozan Tufan. Korneri mi kullanacağız? Evet. Bir dakika. Şöyle şuraya doğru ortayı yapalım. Kafa gelsin. Gelmedi. Yerden oyna. Oynadı. Teşekkür ederim. Şimdi bir dakika, sakin. Bir dakika, sakin, sakin. Pasımı oynadım. Çok güzel geçti. Serdar Dursun. Gol olsaydı asistim efsane denilebilir derecede bence yani. Ama olmadı. Şimdi ama hat-trick peşindeyiz. Ve hat-trick'i de buluyoruz. Türkiye Kupası finalinde 4-1 öndeyiz. Dakika 41. Güzel. Taylan Antalyalı. Kerem Aktürkoğlu pasını oynadı şimdi. Cagne. Cagne vurdu. Top dışarıda. Galatasaray ben bitti demedim diyor. İlk yarı sona erdi. İlk yarı sonucu 4-2 öndeyiz. İlk yarıda hat-trick yapıyoruz bu arada. Pasla oynamayı yüzdem %85 miydi? Öyle bir şey olması lazım. Benim şu an %66 galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Onu toparlayacağız. İnşallah 3 hedefi birden tutturup zaten hat-trick yaptık. O sayı, pardon, Serdar Dursun'un önüne güzel pas. Serdar Dursun yetişemedi. Çalımını attı. Epeydir bu hareketi yapmamıştım. Koş koş koş. Sakla topu, sağ çek, vur. Kaleci Mustera. Korneri kullanacağız diyordum ki kaldım orada, bir türlü gidemedim. Kerem Aktürkoğlu, Cagne. Şimdi ileriye bir pas. Ferdi Kadıoğlu benimle oynadı, seni gördüm. Ah be. Abi o sayı Samuel'le oynamak istemiştim. Maçınız bitmedi. İki farklı üstünlüğümüz var Türkiye Kupası finalinde. Yapma, yapma, yapma. Topu istedim, aldım.
içeriye doğru girdim şimdi. Pas mı oynasam? Top nasıl oldu orayı anlamadım. Yüksekten top istedim. Vole veya röveşata falan deneyecektim. Kafa atmayı denedi. Türkiye Kupası şampiyon olduk diyemiyorum. Hala diyemiyorum. Çünkü çok uzun bir vakit var hala. Her an bir şeyler olabilir. Ferdi Kadıoğlu ilerliyor. Desteğe geldik şimdi. Ferdi ilerle, sen ilerle, ben sana oynayacağım. Offside yok, temiz. Offside Samuel, vur artık şu topa. Bak finalde iki tane müsait pozisyonun vardı. İkisini de oynamadım bak. İkisinde de şut çekmedim. Ne kadar yani, bütün takımın ne kadar suçu varsa senin de en az o kadar var da yani. Senin birazcık bir tık daha fazla. Neyse. Yok ya, vallahi aklım Şampiyonlar Ligi finalinde ya. Çok üzüldüm ya. Çok istiyordum 3-3 yapmayı. Yani özellikle Fenerbahçe'de son sezonumuz, bunu biliyoruz ya. Aha, yerden oyna. İşte bu 5-2. Yani Fenerbahçe ile son sezonumuz. O yüzden çok istiyordum. Bakalım nasipse artık 30'lu yaşlarımızda geri döndüğümüzde belki o zaman Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabiliriz. Keşke golleri, yani atılan, finalde atılan golleri bölüştürme imkanımız olsa. Gerçekten şu an buradaki iki golü final maçına hibe etmek, vermeyi isterdim yani. Ah be, neyse ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Futbolun içinde bu da var maalesef. Bir taraf sevinirken diğer taraf üzülüyor. Çüş, helal olsun, güzel aldı. Ve artık karşılaşma sona ermek üzere. Türkiye Kupası şampiyonluğu Fenerbahçe diyebiliriz. Yani artık buradan da dönmez herhalde. Hoca faul yapıldı. Oyna, teşekkür ederim. Offside desin. Karşılaşma artık bitmek üzere. Son düdüğü bekliyoruz. Ve karşılaşma sona eriyor. Türkiye Kupası'nda finalde Fenerbahçe rakibi, ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın şampiyonu oluyor. Üçte üçte kapatmak varken 3-2 ile kapatıyor Fenerbahçe sezonu. Tebrikler. Bu arada Trabzon'a karşı da biz 5-2 kazanmadığımız ya final karşılaşmasında, yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Ligde 5-2 kazandık, öyle şampiyon olduyduk değil mi? Aynısı Galatasaray'a karşı da oldu şimdi. Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe. Başardık. Türkiye'de alabileceğimiz bütün kupaları aldık şimdilik. Süper Kupa maçına büyük ihtimal çıkamayacağız. O zamana kadar transfer oluruz diye düşünüyorum. Ama şampiyonluğa ulaşıyoruz. Hem ligde hem kupada. İşte kupa, Türkiye Kupası Gustavo'nun ellerinde. Bir yandan da uyku bastırdı. Saat gecenin biri. Güzel abi. 2-2 ile kapatıyoruz sezonu. Güzel. 2-2. Türkiye'de 2-2 yaptık. Avrupa olmadı ama güzel bir tecrübe oldu. Hem bizim için hem Fenerbahçe için. İnşallah gelecek sezonlarda daha iyi yerlere geliriz. Bu arada poster kısmını geçtim. Önemli değil. Devam edelim. Bizim için sezon sona erdi. Sadece Şampiyonlar Ligi olsun, Konferans Ligi olsun. Yani o taraflarda takımlar ne yapmış, ne etmiş, onlara bir bakalım. Bakın şöyle şuradan itibaren bakalım mı? Galatasaray burada turu geçmiş. Daha sonra burada da turu geçmiş. Ha, çeyrek finalde Porto'ya toplam 4-3'lük skorla elenmiş. Yarı finalde Liverpool 4-1 ile geçmiş. Pardon, toplamda 6-3 ile geçmiş. Finalde de Torino'yu, bir an Almanca okudum,
Almanca da değil, Türkçeyi, pardon, Almancayı Türkçe okudum. Neyse, Liverpool 3-2 galip gelmiş burada. Avrupa Ligi'nde de United şampiyon olmuştu hatırlarsanız. Burada AZ Alkmaar Barcelona'yı elemiş, Trabzon Napoli'ye 4-1 elenmiş. Pardon, 6-1 elenmiş. Onun dışında çok bir şey yok gibi. Real Madrid elenmiş Inter'e karşı. Skorları görüyorsunuz. Devam edelim. United 5-3 ile geçmiş. Burada 3-2 ile geçmiş. Everton'da 4-1 ile geçmiş. Finalde de Everton'ı 2-1 mağlup etmeyi bilmiş. Ve işte Şampiyonlar Ligi. Yorum yapmayacağım. Buyurun kendiniz bakın. Yani gördüğünüz gibi. Ya da yapalım ya, gelin. Çeyrek finalde 4-1 ile geçtik Villarreal'i. Yarı finalde 2-1 ile geçtik Leipzig'i. Finalde de maalesef 1-0 mağlup olduk. Türkiye Kupası'na bakalım isterseniz. Türkiye Kupası'nda da buralara bakmanın bir mantığı var mı bilmiyorum ama şöyle geçelim meraklarına. Yarı final ve final mücadelesi. Sezon bizim için sona erdi dediğim gibi. Biz 78'e kadar geliştirdik kendimizi. Piyasa değerimizi 16,5 milyona yükseltmişiz ve 22 yaşındayız. Unutmayın, 22 yaşındayız. 49 maç, 54 gol, 49 asist. Şimdi aynen şurayı da şöyle bir bakalım. Altay basın toplantısında Türkiye Kupası'nda turnuvanın oyuncusu seçilmişiz. Bu arada 98 puanla şampiyonluğa ulaşmışız. Yani toplamda 98 puan. 100 puana ulaşamamışız. Ona rağmen 19 puan fark atılmış. Güzel. Ve sezon sonuna geldik. Puan durumuna şöyle son kez bir göz atalım. Ardından gol krallığına falan bir bakalım. Oraya nereden bakıyorduk lan? Oraya nereden bakıyorduk? Yani büyük ihtimal gol kralı biz olduk ama nereden bakıldığını bilmiyorum arkadaşlar. Galiba geçtik orayı, bilmiyorum. Ama her neyse, sezonu sona erdiriyoruz. Yeni sezona başlayacağız. Yeni sezonla birlikte de transfer teklifleri gelir diye düşünüyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. An itibariyle yeni sezona başlamış bulunmaktayız. Transfer olacağız inşallah. Transfer olacağız. Buradan bir dakika. Transfer olmak istiyoruz diye söyleyebiliyor muyuz? Zaten yazıyor. Transfer istiyor diye yazıyor zaten burada. 79'da yeni sezona başlıyoruz. Şu an gayet formdayız. Takımın en güçlü kaçıncı oyuncusuyuz acaba ya? Burada bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5. oyuncusuyuz. Takımın, Fenerbahçe'nin en güçlü 5. oyuncusuyuz şu anda. Nerelerden geldik düşünün. 65 miydi? Oralardan doğru geldik. Ve henüz 22 yaşındayız. Aklım hala Şampiyonlar Ligi finalinde. Vallahi kusura bakmayın ama aklım hala orada. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Bu arada doğru. Hemen buradan zorluk derecesini yükseltelim. Bir tık yükseltiyoruz. Weltklasse, yani dünya klası yapıyoruz. Dünya klası. Bunu böyle kaydedelim. Pardon, bir dakika. Şuradan antrenmanlara gidelim. Bu bölümün böylelikle sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümle birlikte yeni sezona başlamış olacağız. Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah.